Evet, tebrikler. Sağ olun. Teşekkür ederiz. Mükemmel bir maç. Elinizdeki maçı olanlarda beraber yakalayan bir rakip ve çok dramatik bir son. Maçla ilgili görüşürüz. Evet. Finaldeyiz. Onun mutluluğunu yaşayamıyoruz bile. Şu anda olayın şokundayız. 3-1'den maçı 3-3'e getirdik. Son dakikada attığımız golle maçı alıp finale kalmayı başardık. Parıltım yemeğe çok teşekkür ederim. Buraya kadar gelmelerini nasıl geldiklerini daha doğrusu anladık ama biraz geç oldu. Börek ve tatlılarla bizi önce bir beslemeye çalıştılar ama oyuna gelmedik. Onları maçtan sonra yedik. Bu ince davranışlarından dolayı kendilerine çok teşekkür ediyoruz. Finaldeki rakibimizi bekliyoruz. Mutluyuz. Evet, sizden de bir görüşürüz. Merhabalar. Finale çıktığımız için mutluyuz. Bence bugün bize yakışmayan bir maç oldu. Yani biz çok daha iyi top oynayabilirdik ama futbolda böyle şeyler var. Rakibimize çok teşekkür ediyoruz. Güzel, temiz bir maç oldu. Finaldeki rakibimizi de bekliyoruz. Bugün maç içerisinde diğer maçlara nazaran biraz daha tutuk mu diyeyim ya da stresli mi diyeyim? Daha bir stresliydiniz. Özellikle size çok yansıdı bu stres. Neden kaynaklandı bu? Atak pozisyonları hep sizdeydi. Maç ardınızı koydunuz. Fakat o stresi yüzünüzden bir türlü atamadınız. Son dakikalarda iki gole mal oldunuz stresle. Ya işte futbolda olan şeyler bunlar. Golü bulamadık. Son vuruşları yapamadık. Aslında çok pozisyon bulduk. Top bizdeydi. Olmadı yani. Yapacak bir şey yok. Ben tutuk olma sebebimiz rakibin çok kapanmasından. Top bir şekilde geçmiyor. Vuruyorsun, ayaklarından dönüyor, sırtından dönüyor. Kaleyi tutsa kaleciden bir şekilde zorladık, zor gol bulduk. Kendi oyunumuzu yansıtamadığımız için hırslandık. 3-1 galibiz, topu çevirebiliriz ama yine ileriye çıktık. Çıkarken de kontra yedik, gol yedik. Hani bu da bizim kendi hırsımızdan, oyun oynayamadığımızı düşündüğümüzden kaynaklandı. O rakibin pozisyondan kaynaklanan, bizde değil. Eğer top oynamak isteyen bir rakip olsaydı yine aynı oyunumuzu sergilerdik diye düşünüyorum. Pekala, ilk turuna başladığı zaman birçok favori gösterildi fakat Angel takımını tanımadıklarından mı diyelim, favori gösteren olmadı. Otoritelerden birkaç favori gösterenler de oldu, onları biliyoruz. Onlara bir mesaj vermek ister misiniz burada? Artık finaldesiniz. Finalde nasıl bir Angel takımı izleyeceğiz? Biz ilk gün, ilk maçımızı kaybettiğimizde burada ilk röportajımda ben SGS inşallah finalde karşımıza çıkar da bu sefer de biz yeneriz diye bir söz etmiştim. Belki herhalde tuttu. Şu anda da kendileri final mücadelesi veriyorlar. Belki de onlarla karşılaşacağız. Biz kendimizi biliyorduk ama rakipleri çok tanımadığımız için iyi olduğumuzu biliyorduk. Rakipler bizi gördükçe ciddiye aldılar. İşte gördüğünüz gibi kapanmalar başladı. İnşallah finalde de kazanıp böyle güzel bir turnuvanın şampiyonu olmak istiyoruz. Bir ufak bir tavsiyem olabilir mi naçizane? Şu en azından günün başlangıcındaki ilk maçlarda İstiklal Marşı okunursa yanlış bir şey, güzel mi olur diye düşündüm. Bu eksikliği hissettik bugün arkadaşlar olarak. Finalde yapalım. Pekala. Tekrar tebrik ediyoruz. Önümüzdeki sene Business Cup şampiyonu. Bu sene elimizde. Avrupa'da artık mücadelesi. Diğer ülkelerde. Ben çok konuştum. Şampiyonluk mücadelesi verecek. Bununla ilgili görüşlerinizi alalım. Yanlış bilmiyorsam Türkiye şampiyonu gelecek. Evet, İstanbul şampiyonu. Değil. Ulaşılmayacak bir şey değil. İnşallah bize nasip olur. Oralar artık çok üst düzey oluyor. Seneye inşallah biz gitmek isteriz yani. Emci takımını burada mücadele ederken görecek miyiz seneye? İnşallah. Evet. İnşallah. Zaman gösterecek. Biz de inşallah finali de alıp şampiyon olursak böyle güzel bir turnuvanın temsilcisi olmak istiyoruz. Bu turnuvanın temsilcisi olarak Antalya'ya gitmek istiyoruz. Sizleri orada temsil etmek istiyoruz. İnşallah başarırız. Tekrar tebrik ediyorum. Teşekkür ederim.